Aslında isterseniz arkadaşlar uzun zamandır size bu konuyu göstermek istiyordum. Bisiklet alıyorsunuz. Kimi zaman bisikletçilerin toplamasını istemiyorsunuz. Kendiniz evde tek başınıza bu işi yapmak istiyorsunuz. Kimi zaman da internetten alıyorsunuz. Bulunduğunuz bölgede düzgün bir bisikletçi bulunmayabiliyor ve bisikleti kendiniz kurmak zorunda kalabiliyorsunuz. İşte bu videoda size sıfır bisiklet nasıl kurulur bunu anlatmaya çalışacağım. Zor kısmı arkadaşlar bundan sonraki kısmı. Şu an en basit kısımdayız. Kutudan çıkardık. Kutudan çıkan bisiklet nedir? Muhtemelen aranızdan tanıyanlar vardır. 2017 model Fuji Touring. Videonun sonunda 2017 model Fuji Touring'lerdeki farklara da değineceğiz. Ama buna geçmeden önce ilk etapta kutudan neler çıkıyor bir buna bakalım. Kutudan bisikletin kendisi çıkıyor. Fuji bu konuda inanılmaz titiz. 2-3 katla bisikletleri en ince ayrıntılara kadar düşünerek koliliyorlar ve genelde kolilerinden sıfır çizikle çıkıyor bu bisikletler. Ben bugüne kadar çizik bir bisiklete denk gelmedim Fuji'de. İçinden şöyle bir kutu çıkıyor arkadaşlar. Bu kutuda işte Fuji Touring ile beraber gelen neler var? Bagaj lastiği var. Onun haricinde şöyle jeller var. Bunlar daha önce yoktu. Bayağı yumuşak jeller. Anladığım kadarıyla bu jeller de gidon bandını değiştirdiğinizde gidon bandının altında kullanılmak üzere konulmuş. Ama ciddi tuhaf bir böyle acayip bir yumuşak his veren jelleri var. Onun haricinde standart olarak pedalları çıkıyor. Gidon boynu çıkıyor. Quick release'ler çıkıyor arkadaşlar. Arka quick release üzerinde takılı ön quick release çıkıyor. Onun haricinde şöyle bir de kullanım kılavuzu çıkıyor içinden ve Fuji'nin sürekli yanında gönderdiği şu reflektörlerden çıkıyor. Başka neler çıkıyormuş kutudan? Hemen devam edip bakalım. Bisikletin selesi çıkıyor. Fuji Touring'in birazdan paketlere sökerken göreceksiniz. Kahverengi oval 300 selesi çıkıyor ve tabii ki bu Fuji Touring'lere özel. Bu her bisiklette tabii ki çıkmıyor. Fuji Touring'in kendi bagajı çıkıyor arkadaşlar. Bisikletimizin üzerindeki naylon poşetleri söktük. Bu kolay kısmıydı. Şimdi montajına geçelim ilk etapta. Kademe kademe gidelim. Şimdi ilk hangi aletleri kullanacağım? 4-5 alyan kullanacağım arkadaşlar. Tork anahtarı kullanacağım. Olmayanlar çok abanmasın. Olanlar kullanabilir. Özellikle işte bu sele, kelepçesi, gidon boynu gibi yerlerde önemlidir. Ufak civatalar çünkü çok çabuk yalama oluyor. Çok fazla sıkmamanız gerekiyor ama yine de yoksa tatlı sert sıkın, çok fazla da abanmayın. Bagajı monte etmek için yıldız uçlu tornavida kullanacağım. Ve özellikle pedalları takarken kaynamaması için ve seleye şu çıtırtı olayı ve seleyi çizmemesi için Gracia kullanacağım arkadaşlar. Aletleri tanıttığımıza göre hangi sırayla yapacağız? Ben genelde bagajlı ise eğer bisikletler önce bagajla başlıyorum. Neden bilmiyorum, herhangi bir sırası yok bu işin. Daha sonra sele, gidon, arkadan pedallar ve tekerle işi bitiriyorum. Bir dipnot. Hemen şunu söyleyeyim. Mandalı takarken mandalların yönleri ikisi de aynı yönde olur. İkisi de aynı tarafta olur mandal kısımları. Ve bu da genelde gelenek olarak ve yani daha doğrusu kolaylık olarak aktarıcıyla ters taraftadır. Bilginiz olsun. Ondan sonra ayarlara geçeceğiz. Montajla ilgili söylemem gereken birkaç şey daha var. İşte fırç boşluğunu alırken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şeyleri şurada önerilerde maşa boşluğu nasıl alınır videomda anlattım. Onun dışında zaten üzerlerinde Newton metre değerleri yazar. Dediğim gibi tork anahtarı varsa mümkün mertebe tork anahtarı ile sıkın. Sele, şu selenin olduğu yer, sele yuvası kadroda. Ondan sonra sele borusu hafifçe Gresya ile yağlanır. Bunun da sebebi hem çıtırtıları kesmek içindir. Hem kaynayabilir çok uzun zaman sürelerde. Hem de
sele borusunun kadronun zarar görmesini engellemektedir. Aynı şekilde bu pedallarda da aynı şekilde yaparız bunu. Pedalları şuralarını, pedalların dişlilerini gres yağı ile yağlarız. Hem kolay takılmasını sağlar, hem ayna kolları artık alüminyum. Alüminyum daha yumuşak bir metal, çok çabuk diş kaptırabiliyor. Bunu engeller. Hem de aynı zamanda pedalınızın yarım bir gün sökerken kolayca sökülmesini, kaynamasını önler. Bir dipnotta ikisi de öne doğru ters diş olayı vardır. Pedalları takarken özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili de ayrıyetten bir video çekeceğim. O yüzden burada ayrıntısına girmeyeceğim. Özellikle pedalları takarken diş kaptırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Çok zorlamayın. İkisi de öne doğru çevrilerek takılır pedalların. Buna dikkat etmenizde fayda var. Şimdi fiziki kurulumu bitirdik, sıra geldi ayarlara arkadaşlar. Şimdi fren ve vites ayarlarına bakacağız. Genelde bunlar kaçık oluyor. Ufak tefek şeylerle hemen yapılabiliyor, müdahalelerle. Yalnız vites ayarında çok önemli bir ayrıntı var. Altını çiziyorum arkadaşlar. Vites ayarı yapmadan eğer bisikletin sıfır kutudan çıktıysa mutlaka kadro kulağına bakın. Çünkü kargo esnasında kadro kulağı yamulduysa o bisiklet vites ayarı tutmaz. Kafayı yersiniz, bulamazsınız da nereden olduğunu. O yüzden ilk etapta vites ayarı yapmadan kadro kulağının düz olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Herhangi bir yamukluk yoksa genelde tel gerginlik ayarından limit ayarlarına da bakarak güzelce bir vites ayarı, ardından da V frenli ise fren ayarı, disk frenli ise sürtme ayarı yaparak işlemi bitiriyoruz. Şimdi bisikletimizin tüm kurulumunu bitirdik arkadaşlar. Şu anda kullanmaya hazır vites ayarlarımızı, fren ayarlarımızı yaptık. Şimdi bisikleti ilk aldığınızda ilk 100 kilometre içinde bu bisikletlerin bir rodaj, bir alışma süresi var. Bu nedir? 100 kilometre içinde sizin vites ayarınız bozulacak demektir. Çünkü vites teliniz gerilecektir, belli bir gerginliğe ulaşacaktır. Belli bir genleşmesi vardır. Onun haricinde jant telleriniz anca kendine gelecektir, anca oturacaktır, akort ayarınız bozulacaktır. Bu yüzden bisikleti aldığınızda ilk 100 kilometre veya 10-15 kullanım sonra veya 100 ile 200 kilometre arasında bisikletinizi aldığınız servise götürün ki ayarları tekrardan yapılıp, bakımları yapılıp tekrar kullanılabilir, uzun süre kullanılabilir hale getiririz. Bu arada topladığım bisiklet arkadaşlar Fuji Touring'in 2017 modeliydi. Toplarken dikkatimi çeken ayrıntılar oldu. 2017 Fuji Touring'lerde değişen ayrıntılar var daha önceki modellere göre. İlk etapta lastikler değişmiş. Victoria'nın randonneur, yol özellikle tur lastikleri kullanılmış. Onun haricinde jant çemberleri değiştirilerek biraz daha sağlam yüzüklü jant çemberleri kullanılmış. Üzerinde arkada 2 adet jant tel yedek yeri vardı ama jant teli yoktu. Fuji bu sene oraya 2 tane de jant teli eklemiş yedek olarak. Göbekler aynı. Yine 2016'daki gibi Deore göbekler kullanılmış. Aktarıcı sistemleri Alivio ve Deore yine 2016'daki gibi aynı. Fakat fren kolları 2015'tekine geri dönülmüş. 2016'da farklı bir fren kolu kullanılmıştı. Onun haricinde dikkatimi çeken pedalları. Pedallarda da yine değişikliğe gidilmiş. Plastik platform kalpiyeli pedal kullanılıyordu. Şu anda metale dönülmüş. Onun haricinde gidon sargısı için kutunun içinden böyle yumuşak jelimsi yarın bir gün değiştirirseniz diye Fuji yine bunu düşünerek sizin için jel eklemiş. Benim görebildiklerim bunlar. Bunlar ufak ama önemli ayrıntılar. Bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.